Çok kıymetli KON TV izleyicileri, İslam Hayat programından hepiniz hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam çok önemli bir konuyu ele alacağız. Aslında İslam Hayat programında birçok defa bu konuyu ele aldık. Hadis meselesi, sünnet meselesi ve sünneti inkar edenler, sünneti yok sayanlar, sadece Kur'an bize yeter diyen anlayışlar var idi. Onları biz konuşmuştuk. Onların batıl olduğunu, yanlış olduğunu, sünnetsiz bir İslam'ın yaşanamayacağını birçok defa İslam Hayat programında çok değerli Orhan Çeker hocamla birlikte konuştuk. Bu akşam yine bu konuyu ele alacağız. Bir de konuğumuz var. Ufka Yolculuk Heyet Başkan Yardımcısı İlahiyatçı Ali Doğan hocamız var. Onlar da Ufka Yolculuk Heyeti olarak bir farkındalık oluşturmak için yarışmalarında bu sene sünnet olmadan ümmet olmaz diye bir başlık adı altında sünnetin önemini vurgulayacaklar ve bununla ilgili de yarışmalar yapacaklar Türkiye'nin dört bir yanında. Hem sünnetle ilgili hem de bu yarışmayla ilgili inşallah konuşacağız. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker ve Sayın Ali Doğan hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz önce Orhan hocamla başlayalım. Sünnetin Tabii. önemiyle daha sonra da size geçelim hocam. Tabii. Evet hocam, sünnet olmadan ümmet olmaz. Şimdi çok deniliyor. Kısa ben hemen üç başlık Tabii. söyleyeyim. İzahını da sonraya bırakalım Hı. inşallah. Sünnet olmadan insan adam olmaz. Bunu altını çizelim, çerçeveye alalım, ışıklandıralım, renklendirelim. Sünnet olmadan insan adam olmaz. Allah Teala biz adam olalım diye peygamberimiz bir model olarak, örnek olarak ortaya koymuş. Kendinizi ona benzetin, adam olun. Ona benzemesin, adam değilsiniz. Evet. Net yani. Net. Evet. İkincisi, sünnet olmadan ortada İslam diye bir din kalmaz. İnşallah bu girişten sonra bunu geniş geniş ele alacağız. Geçen hafta zaten namaz üzerinde durmuştuk. Namazla ilgili olarak da bu konuyu gündeme getireceğiz inşallah. Sünnet olmadan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmadan İslam ayakta kalmaz, İslam kaybolur gider. Evet. İslam'ı sabit tutan, değişmez kılan, bozulmaya karşı koruyan şey peygamberimizin sünnetidir. Üçüncü olarak da sünnet olmadan, peygamberimizin sünneti yaşanmadan ümmet diye bir şey meydana gelmez. Ümmet olmaz yani. Dolayısıyla bir uçtan bir uca İslam alemini bir arada tutan şey peygamberimizin sünnetidir. Evet. Bununla ilgili çok kısa bir şey anlatıp ben Tabii. sözü bırakayım. 1920'li 30'lu yıllarda bir oryantalist, yani Avrupalı olup da gayrimüslim olup da İslami ilimlerle ilgilenen bir ilim adamı, bilim adamı diyelim. Evet. Müslüman oldum diyerek hacca gidiyor. Aslında Müslüman olup olmadığı konusu tartışmalı ama büyük ihtimal olmamıştır yani. Hacca gidiyor. Hacda tabii gözlem yapıyor. Kendi bozuk niyetine göre gözlem yapıyor. Bir bakıyor ki birbirlerini daha önce görmeleri mümkün olmayan insanlar. Birisi diyelim Kanadalı, birisi Brezilyalı, birisi Arjantinli, birisi Filipinli, birisi bilmem Afrikalı, Sibiryalı, Çinli, Pakistanlı, Hindistanlı, Afrikalı, Avustralyalı, İskandinavya'dan gelmiş filan. Her türlü renk, dil, kıyafet, her taraftan var insan. Ama bunların birbirlerini görüp bir şey anlatmaları, öğretmeleri imkanı yok. İlk defa görüşüyorlar. Bakıyor ki bir Filipinli ne yapıyorsa Kanadalı da aynı şeyi yapıyor. Aynı tavaf yapıyorlar, aynı yerden başlıyorlar. 7 defa dönüyorlar, sonunda 2 rekat namaz kılıyorlar. Namazları aynı, Safa Merve arası aynı, efendim Arafat'ta vakfe, Müzdelife, bilmem cemreleri taşlama, her şeyi aynı yani. Tıraş olma, ihram. Her birinde sormuş rastgele birine. Bunu niçin yapıyorsun? Peygamberimiz böyle yaptı. Cevabını almış. Öbürüne soruyor, aynı cevap. Öbürüne soruyor, kimden öğrendiniz bunu? Peygamberimizden. Kimden? Hepsinin cevabı aynı. Tüm dünya. O zaman bu gayrimüslim müsteşrik demiş ki, Müslümanları bir haline getiren, tek eylemi yapıyor hale getiren, parantezi
ümmet haline getiren peygamberleridir. Dolayısıyla onun yaşantısı yani sünneti biz devre dışı bırakırsak biz bunları dağıtırız. Onun için diyoruz ki ümmet olacaksa peygamberinizin sünnetiyle olur. Yani saldırılar bu yüzden oluyor şu anda. Tabii. Hadis ve sünnete. Daha çok işleyeceğiz. İşledik onu, ve işleyeceğiz. Evet, ben bir giriş yapmış olayım. Evet, sizin evet. Bu konudaki çalışmalarınızı dinleyelim. Biz yine devam ederiz evet, sonra. Evet. Ali Hocam, biz bu programda birçok defa hadisle ilgili, sünnetle ilgili program yaptık. Yıllardır da yapıyoruz. Evet. Çok önemli bir konu. Az önce Orhan Çeker Hocam'ın da dediği gibi ümmeti ilgilendiren bir mesele tüm dünyada. Saldırılar da bu yüzden zaten. Dilerseniz ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışmaları nedir? Kısa kısa böyle sorularım olacak ama dilerseniz buradan başlayalım. Buyurun Sayın Hocam. Öncelikle ben seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepsini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. KON TV'ye de bize böyle bir fırsatı verdiği için ufka yolculuk adına teşekkür ediyorum. Ufka yolculuk yarışması nedir diye başlayacak olursak, Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışmaları ödüllü ve konusu her yıl değişen Türkiye'nin en geniş sivil katılımlı bilgi ve kültür yarışmasıdır. Bu yarışmamıza 7'den 77'ye farklı kategorilerde bütün halkımızın kendini deneme fırsatı verip katılabildiği bir yarışma. Dünyadaki 8 milyar insana hitap eden, kaybedeni olmayan bir yarışma diyoruz. Kaybeden olmayan bir yarışma. Ya, tabii 7'den 77'ye kaybedeni olmayan bir yarışma. Bu yarışma tabii ki halkımızı ve özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı bir heyecan ortamında, sınav heyecan ortamında bir yarışma içerisinde temel ve sahih kaynaklarla buluşmalarını bir sağlamış oluyoruz. Bu yarışmamız aynı zamanda dünya genelinde gerçekleşen uluslararası bir tebliğ yarışması da diyebiliriz. Hmm. Yani çünkü biz İngilizce, Arapça online olarak bu yarışmayı düzenliyoruz. Dünyanın her yerinden bu yarışmaya dahil oluyorlar. Geçen yıl 5.sini düzenlediğimiz ufka yolculuk yarışmasında 73 ülkeden katılım sağlandı. Yani 5 yıldır düzenliyoruz tabii. Bunu. 73 ülke. 73 evet. ülke katıldı. Ben, insanlar buna katıldı. Bu, kaç bin kişi katıldı? Tabii bu yıl geçen yıl itibariyle ufka yolculuk yarışmalarına katılım oranı 1 milyon 300 civarında bir katılım sağlanmış oldu. O zaman ÖSYM gibi imtihan yapıyorsunuz. Tabii biz ÖSYM formatında yarışmamızı yapıyoruz. Bütün sınav hazırlıkları olsun, kayıtları olsun. Ondan sonra okullarımızda gözetmenler, bina sorumluları ile birlikte soru kitapçıklarımız hazırlanıyor. Bu soru kitapçıklarımız çocuklara sınıflarında sınav zamanı geldiği zaman önlerine konuyor ve bir özel sınav havası var özel yani. Olarak hazırlanmış evet. optikleri doldurarak sınava gözcüleri böyle var, girmiş evet. katılmış oluyorlar. Türkiye genelinde yapılıyor. Yani Hakkari'den Şemdinli'den tutun efendim Çanakkale'ye kadar Bulgaristan sınırına kadar diyelim. Hatta onu aşan Balkanlar, Avrupa, Fransa, Malezya, Endonezya bu ülkelerden de katılım aynı saatte sınav yapmış oluyoruz. Yarışmamız kayıtları web sitesi üzerinden yapıyoruz. Ufkayolculuk.com sitesine halkımız, gençlerimiz girerek burada kayıtlarını yapıyorlar. Yarışma kayıtlarımız 13 Kasım'da başladı. 4 Mart 2018'de de kayıtlarımız sona erecek. Yani bu hafta son. Tabii bu hafta son evet, bu diyebiliriz. Hafta son. 8 Nisan 2018 Pazar günü de saat 10'da sınavımız yapılmış olacak inşallah. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışmalarımız kaç yıldır yapılıyor noktasında evet, az önce sorduğunuz soruya gelelim. Biz bu yarışmaları bu yıl itibariyle 6.sını yapıyoruz.
insanımızı, halkımızı temel kaynaklarla buluşturuyoruz. Amaç ve hedefleri bu mu yani? 5 yıl geriye doğru baktığımız zaman tabii ki bunun amaç ve hedefleri insanımızı, halkımızı, gençlerimizi dinimizin temel kaynaklarıyla, sahih kaynaklarıyla buluşturmak, tanıştırmak ve onlardan inancının temellerini öğrenmelerini sağlamak. Şimdi Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmamızın geriye doğru baktığımızda 5 yıl içerisinde 2013 yılında başlayan bu yarışmamız birinci olarak Ömer Nasuh Bilmen hocamızın İslam İlmihali ile başladık. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim meali yarışması yaptık. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler ve Tevhid Mücadelesi isimli eserden bu yarışmamızı gerçekleştirmiş olduk. Dördüncüsü Riyazu Salihinden 1001 seçkin hadis ile yapmış olduk. Beşincisinde yine Kur'an-ı Kerim meali üzerine düzenlemiş olduk. Bu yılda altıncısını düzenlediğimiz Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının konusu Kur'an ve sünnet bütünlüğü. Sünnet olmadan ümmet olmaz konseptiyle hocamızın da açılımını yaptığı konuyu bu yıl gündemimize taşımış olduk. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarımızın temel amaçlarından bir tanesi, üç amacımız var bizim hedeflediğimiz amaçlar. Bunlardan bir tanesi okuma oranı düşük olan ülkemizde, gençlerimiz arasında, halkımız arasında okuma oranı çok düşük. Hem bu oranın yükselmesine katkı sağlamak, ikincisi okuyan, düşünen ve okuduklarını hayatına tatbik eden bir birey olmalarını sağlamak. Bizim esas hedeflerimizden bir tanesi de bu. Üçüncüsü, demin de ifade ettiğim gibi temel kaynaklarla insanımızı buluşturmak. En önemli bu yılki hedeflerimizden, gayelerimizden bir tanesi Kur'an ve sünnet bütünlüğü. Biliyorsunuz son zamanlarda televizyonlarda, ekranlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini hadislerini küçük düşürücü, yok sayıcı, evet, işte zayıftır, yoktur. Efendim, bir algı operasyonu yürütülüyor. Kendilerini dinden çıkarıcı, onu da ekleyelim. Tabii ki, tabii ki dinin elfaz-ı küfürden nedir hocam? Yani dini şeyleri hafife almak, alaya almak ve bunu kasıtlı yapmak, Allah muhafaza. Şimdi son zamanlarda böyle bir çalışma içerisinde bir proje olarak biz bunu yürütüldüğünü görüyoruz. Aslında İslam tarihi içerisinde bu saldırılar devamlı olmuş. Günümüzde de bunu bu çağdaki teknolojik imkanlarla efendim daha geniş çerçevede sosyal medya ile bunu yapmaya çalışıyorlar. İnsanların zihinlerini, beyinlerini bu karıştırmaya çalışıyorlar. Algı operasyonu yapıyorlar. Tabii bu bir proje diyoruz biz bunlara. Tabii ki biz bu konuda neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekir diyerek düşündük ve Kur'an ve sünnet bütünlüğünün önemini gençlerimize, halkımıza, kalplerine, gönüllerine yerleştirmek istiyoruz. Esas hedefimiz, amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Şimdi Sayın Hocam, dilerseniz şeye de girelim. Yani hangi yaş grupları yarışmaya katılıyor, yaş aralıkları nedir? Evet. Tüm az önce de belirttiniz, Türkiye'nin dört bir yanında yapılıyor. Ama yaş da önemli aslında. Şimdi 7'den 70 hani diyoruz ama yaş grupları, aralıkları, kitaplar ona göre mi? Eserler nasıl? Onlardan da isterseniz biraz bahsedelim. Tabii. Şimdi biz 11 kategoride bu yarışmamızı yapıyoruz. 6-10 yaş grubu olarak çocuklarımıza yönelik bir kitapçığımız var. 6-10 yaş öyle 10 mi? Yaş. Yani, burada da sizlere yani ilkokul 1'den başlıyor aslında yarışma. Tabii, 6-10 yaş ekranlarda da görülüyor.
bu Mürşide Uysal hanımefendinin Peygamberimizden Dini Hikayeler. Hı hı. Bu kitabımız puntaları gayet büyük, resimli, karikatürlü, çocuklarımızın anlayacağı seviyede, yaz seviyelerine de uygun, hı hı, bir kitap. Peygamber Efendimizden Dini Hikayeler tarzında bir yarışma. İlkokullarımızı daha çok bu kitabımızı, evet, yönlendiriyoruz. İkincisi yine 11-14 yaş arası yarışmamız, Mavi Kitapçığımız. Evet. Bu da ortaokul hadislerle seviyesi. Kur'an ve Sünnet Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın, rahmetli Mahmut Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden, eserlerinden, radyo konuşmalarından, hı-hı, Kur'an ve Sünnet'le ilgili bölümlerin özel olarak hazırlanmış, yarışmaya uyarlanmış bir kitap. Bu kitapçığımız ortaokullara, hı-hı, uygun olarak ortaokul seviyesinde 11 ve 14 yaş arası çocuklarımıza, evet, biz bu kitabı veriyoruz. Yine Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz kategorisindeki kitapçığımız. Bunlar da 14 ve üzeri. 19 ve üzeri. 19 ve üzeri, evet, tabii 30 ve daha sonra 70'e kadar çıkıyor. 70'e bunun sınırı yok. 77'ye kadar. 77 değil, 80 yaşında da. Hocam şunu merak ettim. Yarışmalar da mutlaka gelmiştir ama en yaşlı yarışmacı kimdi? Var mı öyle bir elinizde? En yaşlı bir, evet, hac amca var mı? Evet, öyle bir resmi yarışmamız var. Bu en yaşlı yarışmacımız Ayşe Eroğlu. Bu birkaç yıl önce de vefat etti. Geçen yıl vefat etti. Allah rahmet eylesin. 87 yaşında bu yarışmaya katılmıştı. Yine en genç yarışmamız geçen yıl Sait Furkan Göksu. 4 yaşında. 4 yaşında. Bu çocuğumuz kendisi özürlü bir çocuğumuz. Sınava anne ve baba evde çalışıyor. Birlikte okuyorlar, diğerleri dinliyor. Çocuk da onların okumalarından dinleyerek. Yazma bilmiyor. Yazma bilmiyor ve görme de yok. Hani ve neticede bu yarışmaya ben de katılayım talebinde bulunmuş. Yani niye katılmayayım? O da dinleyerek bu yarışmaya katılıyor. Kur'an-ı Kerim mealine. Peki, yarışmasına. Ve cevap kağıdı nasıl doldurdu? Bu yarışmacımız tabii özürlüler için bizim ayrı bir sınav şeyimiz var. Yani bunlara yardımcı yani, tabii ki oluyor. Görmeyen, özürlü, görmesi az olan ekiplerimize, duyması olmayan gençlerimize, halkımıza, özürlü grubundaki engelli kardeşlerimiz için biz onlara yardımcı eleman, hı-hı, koyuyoruz. Ayrı salonda gözetmenler eşliğinde, hı-hı, sınavlarını yapmış oluyorlar. Tabii ki Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmalarımız hamdolsun Konya'mızda geçen yıl 42 bin civarında bir katılım oldu. Merkez mi, il mi? Tabii Konya ili olarak. İl. Konya ili olarak 42 bin civarında bir katılım oldu. Bu yılda hamdolsun 50 bin civarında bir katılım sağlamış olduk. Bundan da seviniyoruz. Bizim ne zamandı? Gönüllü ekiplerimize de buradan teşekkür ediyorum. Eyvallah. Kitaplar nasıl temin ediliyor? Yarışma kitaplarımız internet ortamında web sitemiz üzerinden marketin bölümü var. Bu bölümden yarışmacılar istedikleri ortamda, evlerinde, bürolarında internet üzerinden kayıtlarını yaptırdıktan sonra buradan kitaplarını talep edebiliyorlar ve kitapları kargoyla kendilerine geliyor. İkincisi, kitaplarını yine bizim İrfander Eğitim ve Yardımlaşma Derneğimizin şubesinden de Mevlana Çarşısı 2. kattan da temin edebilirler. Bu yarışmamızda başta hepimiz Allah'ın rızasını gözeterek çalışıyoruz, gönüllü çalışıyoruz. Ben buradan ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bize bu kitap desteğinde bulunan Selçuklu Belediye'mize, Karatay Belediye'mize, üniversitelerimize, yine iş adamlarımıza teşekkür ediyorum.
Envar Eğitim Kurumlarına da burada ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim bu yarışmamıza 5 yıldır destek vermekte, il ödüllerimizi karşılamaktalar. Buradan da kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tam da lafı gelmişken hocam, hani kaybeden olmayan yarışma dedik ama mutlaka bir kazanç da var yani sonuçta. Ha, manevi kazanç mutlaka olacak ama maddi de kazanç var mı? Bir de onları söyleyeyim. Evet. Tabii ki bu ödüllü bir yarışma. Ödüllü kitap okuma yarışması. Bu ödül sayesinde gençlerimiz bu kitapları okuyorlar. Ama ödüllerimiz de gerçekten teşvik mahiyetinde. Evet. Birinci ödül bu. Birinci ödül merkezi kitap ödül. Okuyorlar. Kitap okuma evet. Ödülü. Merkezi ödüllerimiz var. Merkezi ödüllerimiz de bütün birincilere, ikincilere ve üçüncüler ve dördüncüler olmak üzere bir kategorimiz, sıralamamız var. A, B, C, D, E, F kategorilerinde birincilere 2 ümre seyahati 2500 TL artı para veya 2 dosta yolculuk artı 2500 TL para. İkincilere yine 2 tane ümre 1500 lira para veya 2 dosta yolculuk 2 kişilik ümre. Ha. Yani birinciler 2 kişilik ümre kazanmış olacaklar. Yine üçüncülere de yine 2 kişilik ümre var ve onlar 500 lira para. Dördüncü olanlara da bir bilgisayar hediyemiz olacak. Diğer kategorilerde yine G, H kategorilerinde 2 ümre 2500 TL para, ikincilere ümre seyahati 1500 TL para, üçüncülere 2 ümre 500 lira para. Yani yukarı ilk söylediğim yani, kategorilerdeki evet. Şeyler bizde ayrı. Biz de girsek Fatih yoksa bayağı iyiymiş yani. Yine bizim yarışmamız ayrıca şöyle, biz İngilizce olarak, Arapça olarak yarışmamızı yapıyoruz. Arapça olarak Riyaz-ı Salihinden bugün yarışmaya katılanlar Riyaz-ı Salihinden yarışmaya girmiş olacaklar. Sitemizde bunun hem PDF formatını indirebilip oradan çalışabilirler. Kitaplarımız da var. Kitaplarını da internet ortamında talep edip çalışabilirler. Aynı kitabın Riyaz-ı Salihin isimli eserimizin de İngilizcesi olarak mevcut. Bununla İngilizce kitabını temin ederek bu yarışmamıza dahil olmuş olabilirler. Ayrıca biz tabii ki Konya içerisinde katılımı sağlamak üzere teşviklerimiz var. Okul teşviklerimiz var. Mesela okullarında sınava katılım sağlamış olan öğrenciler içerisinde en yüksek puanı almış olanlara da bir bisiklet hediyemizi böyle bir okul teşvik ödülü olarak sınav katılımını arttırmak üzere böyle bir çalışmayı da yaptık. Gençlerimize ödül farklı mı hocam? Yoksa hani kategori 6 ve 11 yaş arasındaki yine umre mi olacak onlarda? Tabii 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 ki aynı A, B, C, D, E, F kategorilerinde umre mutlaka var, umre. Üçüncülerin hepsi var. Bunların hepsine aynı ödüllerimiz mevcut. Eyvallah. O da iki kişilik deyince babasıyla annesiyle de tabii ayrıca ki, yani imkanı, ya da karı koca işte. Karı koca efendim çocuk yanına birisini aileden birisini alarak gidebilir. O tercihi kendisine ait. Yani hakikaten çok güzel bir program. Yani bunu dert edinmek lazım aslında toplum olarak ve bu bir başlangıç sünnetle, hadisle ilgili. Yani daha birçok program yapmak lazım ama şu da çok önemli değil mi Sayın Hocam? Yani bunu anlatmak, okumak, okutturmak, hani bir sınav yapmak güzel ama bunu bir de uygulamak da önemli değil mi aslında? Tabii ki zaten bilgi uygulanmak içindir. Uygulanmayan bunu da özellikle söyleyelim. Uygulanmayan bilginin bir değeri yoktur. Hatta ondan da Allah'a yüktür. Sığınmak gerekir. Yüktür. Yani sorumluluğu evet, var. Evet, sorumluluğu var bilginin. Ya da ise kitap yüklü ayet-i kerimede hocam kitap yüklü eşeklere benzetiliyor. Tabii ki sünnet olmadan ümmet olmaz konseptiyle çıkmamızın hocam içeriğini çok güzel açıkladı. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin. Ümmette bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Sünnetin uygulanması noktasında. İşte ezan her yerde okunuyor. Malezya'ya gidiyorsun, Endonezya'ya gidiyorsun, Balkanlara gidiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Ezan okunuyor. İnsanlar Peygamber Efendimiz'in sünnetini, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini uyguladıklarını görüyorsun. Bir birliktelik, bir duygu birlikteliği, bir ümmet birlikteliği orada görülmüş oluyor.
Şimdi bu sünneti İslam düşmanlarının özellikle müdahale etmesindeki sebep şu var. Bizim halkımız Kur'an-ı Kerim'i seviyor, Kur'an'ı seviyor. Kur'an'a karşı açık bir saldırıda ne yapıyor? Bu saldıranlar ortaya çıkmış oluyor. Millet uyanmış oluyor. Ama burada sünnetten girdikleri zaman onu böyle algı olarak küçük düşürdükleri zaman, zihinleri bulandırdıkları zaman İslam'ı yaşanmasını biraz daha başka yöne kaydırmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an'a saldıramıyorlar, sünnete saldırarak, alimlere saldırarak İslamiyet'te bir gedik açmak için uğraş veriyorlar. Uğraş veriyorlar. Biz de işte bu yıl inşallah Konya'mızda da kalplere, gönüllere, dağlara, taşlara sünnet olmadan ümmet olmaz yazacağız. Bilincini, hı hı, şuurunu inşallah Rabbim yerleştirmeyi nasip etsin. Eyvallah. Temel kaynaklarımızdan insanlarımız, halkımız, çocuklarımız, gençlerimiz inançlarını, dinlerini öğrenmiş olsunlar. Evet. Aslında şu çok önemli. Peygamber Efendimiz'in hayatını, sünnetini anlatmak, mutlaka okutmak, okumak çok önemli. En büyük aslında onlara vereceğimiz cevap şu olsa gerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini, sünnetini hayatımızda yaşayarak, evet, göstermek. En büyük cevap bu olur. Doğru mu hocam? Tabii ki. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Biz devam ederiz yine. Evet. Yolculuk Heyet Başkanı İlahiyatçı Aydınlar Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam namaz konusunu geçen hafta işliyorduk. Eksikler kaldı ama evet, dilerseniz bu hadisle sünnetle ilgili inşallah söyleyeceklerimiz varsa onları söyleyelim. Eksikleri tamamlamaya çalışalım. Şimdi az önceki Ufka Yolculuk sünnete vurgu yapan programda ne devamı olarak konuşacak olursak dedik ki az önce Efendimizin sünneti olmadan insan adam olmaz dedik. İkincisi, Efendimizin sünneti olmadan ortada din diye bir şey kalmaz. İslam dini diye bir şey kalmaz. Üçüncüsü, Efendimizin sünneti olmadan ümmet olmaz. Hı hı. Ümmet de dağılır gider. Tabii ki ümmet anlayışının da düşmanları var. Bu da tabii bize batıdan pompalandı bu düşman. Ümmet anlayışına karşı özellikle Avrupa kaynaklı ve İngiliz kaynaklı bize ırkçılık pompalandı. Irkçılık girdi işin içerisine ve ümmet de devlet de paramparça oldu. Mesela Osmanlılarda ümmet anlayışı varken 72,5 millet bir arada yaşıyordu. 60'tan fazla devlet bir arada yaşıyordu o zaman. Bu ümmet fikri yerine ırkçılık fikri sokuldu. Böyle bir fitne sokuldu. Yani ırka dayalı devlet anlayışı ileriye sürüldü. Ve ümmet parçalanmaya başladı. Hala da Türkiye'nin başındaki bela ırkçılıktan kaynaklanıyor. Yani yetkililer bölücü arıyorlarsa öyle uzaklara falan gitmesinler. Bölücü ırkçının ta kendisidir. Irkçılık başladı, Osmanlı dağılmaya başladı. Öyleyse ırkçılık terk edilmeden bu tehlike atlatılamaz. Ümmetçiliğin önünde en büyük engel. Tabii. Ümmetçiliğin de devletin de önünde. Eğer ırkçılığa devam edilirse ümmet olarak parçalanmaya devam edeceğiz demektir. Yok, zararı neresinden dönersen kârdır hesabıyla ırkçılıktan vazgeçilir de ümmetçiliğe geçiş yapılırsa tüm İslam alemini hemen birleştirebilirsin. Zaten az çok bazen de fark ediliyor, bu görülüyor. Eskiden de öyleydi zaten. Velhasıl başımıza tarihte nasıl bir bela geldiyse önemli sebeplerinden bir tanesi ırkçılıktır ve ümmetçilikten uzaklaşmadır. Özellikle belirtelim. Şimdi onu belirttikten sonra geliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmadan İslam diye bir din kalmaz demiştik. Geçen haftalarda da bunu işliyorduk zaten. Devam etmiş olalım. Ve namaz üzerinde duruyorduk. Biz önceden dedik ki dinimizin direği ilk baştaki emirlerden bir tanesi namazdır.
Efendimizin sünneti devre dışı kalırsa namaz dahi ortada kalmaz, yok olur. Çünkü namaz Kur'an'da yoktur. Kur'an'da anlatılmamaktadır. Namaz, haydi bulun namaz Kur'an'ın neresindedir diye soruyorduk. Evet. Ve biz Kur'an namazı Kur'an'dan değil, Peygamberimizin sünnetinden öğrendik diyorduk. Bir süre sesleri kesildi. Sonra bir baktık ki dediler ki bize Kur'an toplumda zaten bilinen bir şeyi izah etmez. Sadece yapın der ya da yapmayın der. Tek kelimeyle geçiş yapar. Dolayısıyla Mekke toplumu namaz diye bir ibadeti biliyordu. Bildiği için de sahabe namazı bildiği için de Kur'an ayrıca izaha gerek görmedi ve Kur'an'da da namazın anlatılış şeklinin olmamasının sebebi budur dediler. Öteden beri biz toplum olarak zaten namazı peygamberimizden değil ta önceden, önceki peygamberlerden tevarüs eden bir ibadet olarak biliyoruz zaten. Dolayısıyla Kur'an'da da yer almamıştır diyorlardı. Aradan biraz zaman geçti. Kanada'dan bir Yahudi din adamı, bir hahamın güya hazırladığı bir namaz hocasını piyasaya sürdüler. Öyle olduğunu tahmin etmiyorum da hadi diyelim ki doğru olsun. O namaz hocasında resimler de var. Resimler de koymuşlar. Bizim namazımız da aynı. Hmm. Selamından kadesine varıncaya kadar. Tabii ben biraz da televizyonda latife yaptım. Dedim ki Hazreti Musa namaz kılarken Fatiha suresini okuyormuş dedim. Ondan sonra ciddi ciddi dinleyenlere dedim ki ya o zaman Fatiha suresi yoktu. Hiç mi akıl etmiyorsunuz? Namazın rükû veya secdesi kıyama aynı olabilir. İçi farklıdır. Ve dolayısıyla tıpatıp baştan sona aynı namaz değildir. Hı hı. Bazı hareketler benziyor olabilir. Neyse. Ki Budistlerde de var aynı hareketler hocam. Aynı hareket Budistlerde de var. Evet, Budistlerde de var. Hatta Kabe'ye benzer bir bina yapmışlar. Dolanıp duruyorlar etrafında. Evet. Neyse. O hahamın, Abrahamson dedikleri hahamın namaz hocasına bir baktılar ki o sabah namazı 2 rekat, öğle namazı 4 rekat farzlar. İkindi 4. Öyle uydurdular. Aslı var yok. Ben onlardan naklediyorum şimdi. Akşam 3 rekat, yatsı 1 rekat. Bir farkımız bu dediler. Halbuki o 1 rekat vitir namazıdır. Onu da ben kendilerine anlatmış olayım. O 1 rekat vitirse yatsı nerede? Yatsı ise 1 rekat, diğer 3 rekatı nerede? Peki Peygamberimiz 4 rekat kıldırdığına göre yatsıyı, Kur'an'da da olmadığına göre yatsının 4 rekat olduğu Peygamberimiz nereden getirdi? İşte onların inkar ettiği şey Kur'an dışındaki vahiydir. Kur'an dışındaki vahiyi inkar ediyorlar. O da sünnetten ibarettir. Hani derler de Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Kıpti adam şecaatini anlatırken, cesaretini anlatırken satır aralığında hızlılık yaptığını dolaylı olarak söylüyormuş. Aynı bu bunlar da o şekilde yani. Hızlılık yaptıklarını söylüyorlar. Evet. Şimdi inkar ettikleri neydi? Kur'an dışında vahiy yok diyorlardı. Peki yatsının 4 rekat namazını biz nereden öğrendik? Peygamber nereden aldı? Kur'an'da yok. Kur'an'da yok, uyduruk da değil. Kimse yatsı namazı 4 rekat uydurmadır. Yok öyle bir şey diyemiyor. Diyerse zaten gavur olur. Onu da söyleyelim. Peki Kur'an'da olmayan bu şeyi Peygamberimiz nereden aldı? Evet. Tabii ki Allah'tan aldı. Neyle aldı? İşte o inkar ettikleri vahiyle aldı. Yani bunlar namaz vakitleri de aynen Yahudilerinki gibidir derken kendilerini çukura düşürmüş oluyorlar. Ve hatta bunu anlatırken internet diye bir şey çıktı, sahtekarlık bozuldu diyorlardı. Tam kendi sahtekarlıkları ayyuka çıktı. Şey oldu, cürmi meşhut haline geldi yani. Neyse, hani diyorlardı ya biz namazı önceden peygamberimizden öğrenmedik önceden beri biliniyordu. Evet.
Hatta birisi bana mail olarak yazmış. Mekke toplumunda namaz biliniyordu. Bilinmediğine dair delil var mı? Bilinmediğine dair. Aslında bilindiğine dair delil getirmesi lazım da neyse çocukluğuna saydık onu. Ona diyoruz ki Enfal suresi 35. ayete bak. Hı hı. Enfal 35. Mekkeli müşriklerin namazı Kabe'nin yanında el çırpmak ve ıslık çalmak şeklindeydi. Ayet-i Kerime söylüyor bunu. Demek ki Mekke toplumundaki namaz bizimki gibi değilmiş. Bizimki farklı. Delil bu. Bu bir. Bu daha bir. Dur bakalım. Bir ayet daha söylüyorum şimdi. Bakara suresi 239. ayet. Bakara 239. Önceki Enfal 35'ti. Bu Bakara 239. Bakın şimdi. O ayet-i kerimede eğer bir korku, telaş, şubu içinde olur da namazı gereği gibi kılamaz durumda olursanız binit üzerinde ya da yürüyerek namaz kılabilirsiniz, hı hı, diyor. Hemen devamında فَاِذَا اَمِنْتُمْ ayet-i kerime. Emin bir güven içinde olursanız فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin, namaz kılın yani. كَمَا عَلَّمَكُمْ Allah'ın size öğrettiği gibi. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ Daha önce bilmediğiniz namazı Allah size nasıl öğrettiyse öylece kılın. Net açık yani ifade. Ayette. Önceden bilmiyor olduğunuz namazı. Daha ne olsun değil mi hocam? Ya? Ayet açık. Ayetler inerken, Peygamberimiz namazı gösterirken sahabe önceden namazı bilmiyordu. Ayet söylüyor bunu. Hangi ayet? Bakara 239. Öyleyse Müslümanlar namazı hahamdan öğrenmedi. Papazdan öğrenmedi. Herhangi bir okula gidip öğrenmedi. Peygamberimiz de haşa bir papazdan ders almadı. Bir hahamdan öğrenmedi. Okuma yazma zaten bilmiyordu. Olduğu gibi Allah'tan öğrendi. İşte Allah'tan öğrenirken ki o vahiy Kur'an değil, Kur'an dışındaki vahiydir. Bunu tabi bazıları kabul etmiyor. Böylece Kur'an dışındaki vahyi kabul etmeyip dinlerini, imanlarını tehlikeye atanlar akıllarını başlarına alsınlar. Demek ki biz namazı Peygamberimizin sünnetinden öğreniyoruz. Peygamberimizin sünnetini reddetmek de adamı dinden çıkarır. Sünnet olmadan insan adam olmaz. Efendimiz sünneti olmadan din kalmaz. Efendimiz sünneti olmadan ümmet diye de bir şey kalmaz. Bazen diyorlar ki hocam çok böyle şey konuşuyor. Sert konuşuyor. Sert konuşuyor. Yani dinden çıkar diyorsunuz ya hocam. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Ya bunun bir gerekçesi var ama. Tabii ben boşuna konuşmuyorum. Bunlar 50 tane ayet sayarım. Mesela Ali İmran 32. ayete baksınlar. Bir tane. Ali İmran 32. Kul eti'ullah ve resul. Allah ve Resulüne ve Resulüne itaat edin. Fe in tevellev. Eğer Allah ve Resulüne boyun eğmekten yüz çevirirlerse fe innallâhe la yuhibbul kafirin. Şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Net yani. Demek ki Allah ve Resulünden yüz çevirmek adamı gavur yapıyormuş. Bu kadar. Ya da sadece Kur'an'ı kabul edip işte Efendimizin sünnetini kabul etmemek de aynı işte ifadeye dini, giriyor. O zaman dini parçalamak olur. O zaman dini parçalamak olur. Allah ve Resulünden öne geçmeyin. Ayet-i Kerime. Allah orada Resul... beraber zikrediliyor tabii, tabii. Değil mi hocam? Yani onun... Tabii. Allah ve Resulünden öne geçmeyin. Ayet-i Kerime. Hucurat 1. Allah ve Resulü bir hüküm koyduysa İstersem uyarım, istersem uymam diyemezsin. Bu da önemli hocam. Hani peygamber hüküm koymaz diyenler için. Tabii. Ahzab 36-37. Peygamberimiz için Araf 157. Yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais. Onlara güzel, hoş şeyleri helal kılıyor o peygamber. Çirkin şeyleri haram kılıyor. Net. Haram kılıyor. Ayet Nisa 65.
baksınlar. Peygamberimizin koyduğu hükmü içten gele gele kabullenip teslim olmadıkça. Ayet bu şekilde değil mi hocam? Evet. Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olmazlar. Daha ne diyelim? Yani siz delilli konuşuyorsunuz aslında. Kaç tane? Kaç tane? Sünneti inkar eden kaç tane? Dinden çıkar dediğiniz tabii zaman. Tabii kaç tane? Böyle çok şükür boşuna konuşmadık şimdiye kadar. Yani şimdiye kadarki yaptığımız programda da filan dini hükmü yanlış söyledin diyebilecek bir şey ben hatırlamıyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Varsa da uyarsınlar. Gerçekten yanlış konuştuysak burada gündeme getirerek düzeltiriz. Aslında Müslümanlar hani bir savaş içerisinde, bir saldırı içerisinde. Biz şimdi 13. senedir programımızı yapıyoruz. Evet. 13 sene. Ben böyle bir tenkit almadım şimdiye kadar. Yok elhamdülillah. Yani o varsa da ben tamam. Seyircilerimizden beklerim. Delilli. Tevekkeltu alallah. Eyvallah. Zaten bilgimizi de Allah'a emanet ederek konuşuyoruz. Çenemizi de, imanımız da, amelimiz de Allah'a şükür emanet ederek konuşuyoruz. Evet. Yani bu konuda işte dediğimiz gibi hocam Müslümanlar, ümmet şu anda saldırı altında. Belki fiili saldırılar zaten yapılıyor ama işte bu ilmi anlamdaki saldırıların en başında da bu sünnet-i inkar konusu geliyor. Daha da işleyeceğiz. Daha da işleyeceğiz. İnşallah. Bu konuda çok da konuşmak İnşallah. Gerekiyor. Konuşacağız. Müslümanların burada uyanık olması gerekiyor. Özellikle ilk bölümde de bahsettik. Hem sünneti... Müslümanlar farkında olmadan dinleri ellerinden alınıyor. Aynen hocam işte. Bunun farkında olsunlar. Bunun farkında olmak lazım. Evet. En büyük savaş da burada kopuyor zaten. Tabii en büyük fitne bu. Tabii. Onun için de hem ilme sarılmak lazım, hem ilim adamlarına sarılmak lazım. Bir insan peygamberimizin sünneti konusunda soru işaretlerine sahipse, hatta reddediyorsa o insandan her türlü fitneyi bekleyebilirsin. Bu da net bir ifade. Bu kadar. Eyvallah. Her türlü şeytanlığı, her türlü fitneyi bekleyebilirsin. Adeta bir kırmızı çizgidir. Peygamberimizin sünneti. Evet, onun için de buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Sen hocam programımız sona erdi. Öyle mi? Evet. Biz daha işleyeceğimiz şeyler vardı. Haftaya inşallah. Haftaya işleriz hocam inşallah. Unutmayalım, tadili erkanı işleyelim. Namazda en çok ihmal edilen. Diyorduk ki ilmihalde 3 konu vardır ki Müslümanlar, bizim toplum Müslümanları öğrenmemeye yeminlidirler. Öğrenseler bile yapmamaya yeminlidirler demiştik. O 3 konu saf tutma, tadili erkan ve tahiyyatul mescid namazı idi. Sanıyorum tahiyyatul mescidi anlatmıştık. Diğer ikisini inşallah anlatalım. Çünkü çok önemli. Yaptığın ibadetleri Peygamberimiz tadil erken namazı 3 defa yeniden kıldırmıştır. Tabii. Sen namaz kılmadın diye. Onun için çok önemli bu konu. Tabii. Bu konuyu önümüzdeki hafta işleyeceğiz. İnşallah. Hocam ağzına sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.